Değerli arkadaşlar, kader planı işliyor. Kader planından kurtuluş yok. Bu yaşa filan bakmıyor. Ne bir an ileri, ne bir an geri. Olay bu. Bakın, bir gün önce iki kardeş, Mustafa Bey ve Ali Bey, bendeydiler. Akşam saatlerine kadar oturduk. Hatta şakalaştık. Hatta bu kilo verme sürecini kendisiyle paylaştık. Sayın hanımefendinin kilo verme olayını yine aynı şekilde konuştuk. Hatta latife yaptım. Ne yaptın? Alkolü de azalttın mı falan diye. Azalttım dedi. Bunu dedim, hepten bırak dedim. Yani bunları da konuştuk. Ve bu süreç içerisinde tabii özellikle Koç grubunun gerek savunma sanayine yönelik, gerek diğer sanayide attıkları adımlar, komşu ülkelerle yapılacak bazı ticari ilişkiler, bunları aramızda konuştuk ve bu sürece yönelik de daha neler yapılabilir yatırımlar noktasında. Özellikle biliyorsunuz bu Altay tankı projesini biz onlara vermiştik. Başbakanlığım dönemiydi ve onlar geliştirdiler. Onu kendileriyle konuştuk. Buna benzer birçok konuları iki kardeşle beraberce değerlendirdik. Sabah kalktım, televizyonu açtığımda tabii bu haberi görünce hakikaten doğrusu ben de şok oldum. Ve hemen anında Ali Bey'i telefonla aradım. Başsağlığı diledim. Rahmi Bey de yanındaydı. Babasıyla da görüşmeyi yaptık. Tabii kendilerine Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine sabırlar diliyorum. Ve gerçekten Türk sanayisinde özellikle son 12-13 yılda Koç grubu içerisinde ciddi bir performans sergilediler. Çok önemli bir atak, sıçrama grubun içerisinde vardı. Ve kendilerine rahmet temennisinden başka bir şeyimiz yok. Yarın pazar günü inşallah defnedilecek zaten. Biz de cenaze merasiminde bulunacağız. Tekrar tüm aileye, tüm sektöre başsağlığı dileklerimi burada tekrar etmek istiyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun.